Mahmut, bir saniye. Al yaprak. Ya, bak benim Blomster'lerime zarar vermiyorsun. Tamam Blomster, Blomster. Niye ışık mı yetersiz böyle, ben niye çıkın çıkıyorum orada? Gecenin 12'sinde çektiğimiz için ışık yetersiz. İster istemez. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün gece spontane bir video çekmek istedik. Neden? Hiçbir fikrimiz yok. Ben hastayım, grip oldum, korona değilim. Yani test yapmanı bilmiyorum. Koronaysam da öyledir belki. Allah korusun. Korona Allah korusun. Ama değilim yani. Korona ben etkisi yok. Daha çok grip gibiyim. Bunu falan yapıyorum. Öyle. Nasılsınız? Nasılsınız Bela Hanım? Nasıl gidiyor günleriniz? Biraz anlatır mısınız hayranlarınızı, nasıl olduklarınızı? Nasıl geçiyor günleriniz? Ben nasılım? Ben iyiyim Allah'a şükür. Nefes alıp veriyorum. Aa, hamdolsun. Allah'a şükür. İşte öyle yaşıyorum evde. Yemek yap. Çocuklarla işte zaman geçiriyorum. Çocuklarıma yemek yapıyorum. Ondan sonra bolca çiçeklerim var. Çiçeklerimle ilgileniyorum. Evet. Bence şey yapalım. Annem beni ne kadar tanıyor challenge. Siz beni ne kadar tanıyorsunuz challenge yapalım. İrem, İrem'i ne kadar tanıyoruz? Bize ne senden İrem? Bize ne senden Sunu? Benim kanalım lan. Tamam peki. Ben bir şey sorabilir miyim? Evet. Benim 3 tane evladım var. Şimdi yanımdalar. Acaba 3 çocuğum beni ne kadar tanıyor? Beni yani annenizi ne kadar tanıyorsunuz yani, tamam, kimim ben? Sen ben kimim? Ben kimim sen yani? Sen kimsin ya? Kimsin sen ya? Sen kimsin? Sen, bak sen kimsiniz? Çocuklar ne yapıyoruz? Karar vermediniz mi? Hayır vermedik. O kadar çok karışık her şey. Annem beni ne kadar tanıyor challenges. Çok basit bir şeyler olacak. Çok basit olacak yani. Tamam. Çok özür dileriz. Bugünlerde böyle bir hastalık, böyle bir ortalıkta bir ölüm. Sigarasını bunda mı şey yaptın? Anne Rütük izin vermediği için sigara bayrak şeyle. Evet, sigara, yaprakla sigara kapattık. İçiyorum ama çiçeğin yaprağıyla kapatıyoruz. Nasıl dikkat ediyoruz? Evet, çok dikkat ediyoruz ama ağzıma geldiğinde görüyorlar. Şimdi İremciğim soruyoruz, biz cevaplıyoruz. Ha benle oynayacağım, ben oynuyorum. Evet, durduk yerde öyle bir aktivite çıkardık. Aktivite geldi. Yani uykumuz yok. Aynen uykumuz yok, gece gece bize de hiç malzeme Ahmet, olsun. Ahmet de bir yerde. Ahmet de şurada arkada bir yerde. Let's go. Let's hazır mısınız? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Hadi. Ama üç kere saymam, bekleyin tamam mı? Cevap vereceğinizde. Tamam. Okey. Sinem ablamın en sevdiği renk. En sevdiği renk. Okey 3 2 1 diyeceğiz. Konuşmayacaksın. Ben 3 bir 3 bir 3'e kadar sayacağım. 3 dediğimi söyleyeceksin tamam mı? Okey. Sinem ablamın en sevdiği renk. 1 2 3. Siyah. Siyah tabii. Anne tabii beklemeyeceksin işte aynı anda. Ama ben anne kopya aldım. Siyah tabii ki. Birbirinizi bekliyorsunuz. Hemen. Ya siyah olduğunu biliyorum ya. Niye böyle? Neden siyah seviyorum? Sen genelde siyah pantolon giyersin. O ne? Ceket. Çünkü bir kere ben siyahı seviyorum. Sen siyah seviyor diye mi? Ben en sevdiğim renk kırmızı. Sen benim neysin? Çocuğum. Anne hayır sen yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. O siyah yalan söylüyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Hayır benim çocuğum. Sen yalan söylüyorsun. Hayır sen yalan söylüyorsun. Hayır ya bu yalan söylüyor. Ya benim çocuğum değil mi şimdi o? Ya ne alakası var? Sen en sevdiğin renk kırmızı. En sevdiğin kırmızı. Yok ben siyah ve kırmızı. Yalan söylüyorsun. Hayır. Hep kırmızı der şimdi siyah dedi. Ay kırmızıyı sever ama siyah pantolonu. Tamam diğer sorumuz. Tamam diğer sorumuz. Okey. Bayanlar bayanlar. Güzel oynayın. Bayanlar güzel oynayın. Bunu geçiyorum. Tamam senin ağzına bakıyoruz. Ne alalım en sevdiği yemek. Yemek fırında tavuk. Ya annem bek. 3 kibir diyecek ya. Ya sayacağım 3'e kadar ya bekle. Ama ne gereği var 3'e kadar saymak? Ya aynen. Cevap ne? Sorunun? Yani tavuklu olan her şey. Her şey. Ben yumurta diyeceğim. Zaten bizim evde var ya yakında hepimiz gurk basacağız. Yumurta. Anladın mı? Evin her tarafı yumurta dolacak. Çünkü gece gündüz bu evde tavuk yeniyor. Protein deposu. Ondan sonra ben balık yeniyor. Ben seviyoruz tavuğu. Tavukla her şeyi yerim. Aa kardeşim buna para mı dayanır ya? Doğru. Evet. Evet tavuk balık başka bir şey yok. Diğer, şükür et haline. Evet. Allah'a şükür. Diğer protein. Sorumuz. Hı. Sor. Sinem ablamın, bunu da biliyorsun öh derim. Sinem ablamın en büyük hobisi ne? Üçü kadar sayacağım bekle. Hobi. Bak. Bunu herkes biliyor. Yani. En büyük hobisi. Söyleme bak. Üçü kasacağım. Okey. Bir, iki, üç. Dağ tarım sallamak. Yaşasın. Irkımız, Çin'e, beden kırkımız. Söyleme. Manyak. Hayır söyleme. Dans etmek. Dans etmek. Dans etmeyi çok seviyor benim çocuğum. Evet. En çok sevdiği şey dans etmek. Peki dansım hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi işte aynı annesi gibi dans ediyor. Seviyor.
Yani ben de güzel dans ederdim. Annem de eski hip hop breakdance. Annem mesela kafasının üstünde 360 derece dönermiş. Aynen aynen. Annem uçar kalkar uçar yani, koyarmış. Tabii o zaman 42 kiloydum, 45 kiloydum. Ya. Şimdi 92 kilo olunca tabii dönemiyorum. Kilomu söylemeyelim. Yaşımızı kilomu söylemeyelim. Ne olacak ben söylerim. Ben ne olacak şey be olacak. Yani. Ya, göster mi anda, ama? Hayır kullandığım ilaçlar benim kortizon ilaçlar kullanıyorum. Evet. Onlar şişirdi. Evet. Normalde benim kilom 74-82 arası gider. Yemin ederim şey diyecektim. Normalde benim kilom 35-40 falan. Olur mu? 74 ile 86 arasında sürekli gider gelir. 86 o bir şu anda. 92 kilo var. Şimdi yürüyüş yapıyorum ve biraz kilo verdim canım. Okay. Evet, diğer sorumuz. Buyurun. Sinem ablamın en çok gitmek istediği yer. Aha. Dur bekle. Düşünebilir miyim? Hayır, söyle bir dakika. Düşünün. Şuna sayacağım. Düşürün bakalım. Çok fazla var. Çok fazla. Yani, evet. Ama ben biliyorum sanırım. Ya en çok sevdiğim gitmek. Söyleme anne. Ya söylemiyorum sadece. Aklına gelse tut. Onun şöyle yani tamam da bir tane bir yer yok ki onun kaç tane yer var. Çok bir yer çok dedi. Var. Bir yer çok var istediğim. Tamam ben tamam, hemen anladım şu anda. Üçü kadar sayacağım. Okay. Anne bunu bilmezsen. Bir, iki, üç. Çorlu. Konya. Hayır. Sen hayır Şanlıurfa'ydı yanlış. Hayır Los Angeles değil mi? Amerika'da Los Angeles. Aynen Los Angeles. California. Los Angeles. Ya en iyi ben tanıyorum California. Ya ben de gideceğim oralara. Ya sen ilk başta ABD dedin doğruydu. Konya nereden çıktı ya? Konya şaka yaptım ama. Ha, ben yapınca... işte soru tükeniyor hadi ya cevap ver. Konya şaka yaptım. Ben biliyorum başta yani. Evet, evet. Onun ABD'ye gitmek istediğini hatta anne beraber gidelim bir seyahat edelim. Beraber tura çıkalım falan diyor bana tamam, böyle. Diğer sorumuz geldi. Ama işte. Bu biraz zor bir soru. Evet. Sinem ablamın yeteneği olsaydı yapmak istediği meslek ne olurdu? Yapmak istediği meslek. Dur. Düşün anne söyleme. Ya düşün. Yeteneği olsaydı yapmak istediği meslek ne? Onun her şeye yeteneği var. Meslek var. Kendin biliyorsun. Ne lan? Ama yeteneğin yok. O neymiş lan? Basit olsun. Yeteneği olsa yapmak istediği bir meslek. Ha yani yeteneğim yok ona. Yeteneğim yok ama olsa kendi tamam, ben çok iyi biliyorum. Şu an yapamıyorum. Evet. Yeteneğim olmadığı için. Aynen ama olsa durumuz olmadığı için değil. Aynen. Mimarlık mı? Anne o benim ya. Dur. Karıştırdım çocukların istediklerini. Anne dur 3 2 1 sal. Ahmet ben 3'e kadar sayacağım. Tamam. Bence ikimiz de biraz Ahmet'le. Ben bir şey diyeceğim ama çok alakası olacak. Alakası söyle abi tahmin et. Sen diğer 3'e kadar sayacağım. Tahmin ediyorum ama. Ben de söyleyeceğim hadi. Neymiş o ya? 1 2 3 asker. Yeteneklerin alakası var askerliğin. Ya nasılsın doğru. Doğru. Ne alakası var? Sen rapçi işte, diyecektim aslında. Ha rapçi. O ya ben doğru. 50-50 bence. Yani yeteneğin olsa yapmak için şey rapçilikti yani. Ama yeteneği olurdu mu beni yaz? Evet. Asker olabilir. Ben sen ben böyle bir çay doldur. Bardağı bir yıkama önce. Ben böyle kirli bardakla çay içemem. Onu iyice bir çalkala bir temizle ondan ne sonra yıkar. Ne yani bir yeteneğin yok mu rap yapmaya? Var tabii ki ya. Anne? Ben konuşuyor boş konuşuyor. Anne ne yeteneği var rapçi? Benim çocuğum zaten rap dans yap. Rap dansa rapçi. Karşındaki kişi Norveç'te dans yarışması birincisi. Anne, rap sen şimdi dans... tutup da bunu böyle ya, işte rap söylemek ve dans etmek aynı şey değil. Ha, dansını yapıyor ama tabii söyleyemiyor. Rap yapmak da ister. Orada adamdan cezaymış. Doğru. Doğru haklısın. Haklısın. Haklıyım evet. Evet. Dans etmekle rap söylemek farklı şeyler. Oraya katılıyorum evet. Aynen. Yalnız çay açık olmuş hem çünkü dibi yok. Sallama çay. Öyle mi? Kaçak çay. Evet. Diğer sorumuz biraz kolay bir soru. Sinem ablamın en sevdiği hayvan. En sevdiği hayvan. Dur söyleme anne. İsmimi söylemeyin ağzınız evet. İrem. Ben biliyorum. Hayır abart beni at deme. At benim sevdiğim hayvan. Ya ben daha söylemedim ya ama. Ya çocuktan sonra adamdan söylemedim. Kadın karıştırıp duruyor ya bizden. Hazır mısınız? Ben çok iyi biliyorum bu arada. Ben çok hazırım. Üçe kadar sayıyorum. Ben çok iyi ya biliyorum. Ya üçe kadar saymayı hepimiz biliyoruz. Tamam. Söyleyin gitsin. Hayır aynen hadi bir, iki, üç. Bozkurt yaşasın ırkımız Çin. Benim çocuğum en çok sevdiği hayvan köpek. Hayır. Ne abla? Ne kurt değil mi? Bence panda. Yani panda tamam herkes pandayı seviyor da ama bu panda evde beslenilebilir bir şey değil. Evet. Ama evde beslenilen bir evcil hayvan olarak da köpeği seviyor. Ben biliyorum. Küçükken bizim köpeğimiz vardı. Türkiye'deki evde. O çok seviyordu. Altına bez bağladım. O zaman nasıl seviyordu? Bez bağladığımız köpeği, boncuğu.
Bence yani panda bana anlamlı bir hayvan olarak geliyor. Ama sevdiğim yani erişilebilir köpek olur yani. Evet, buyurun. Sinem ablamın hayalindeki araba. Araba ben söyleme. Bir şey. Dur söyleme. Söyleme gelsin tut. Bir, Sinem ablam sen kendini biliyor musun? Yani ben birçok araba var. Ya bir araba türü var onun. Ya onu biliyorum ben. İrem beni benden daha iyi tanıyor gibi. Ben çünkü biliyorum bu cevabını. Hani bir. İrem hangisini söyledin? İki, üç. Mercedes G50. Ya Mercedes GL. GL'dir, G50. Ne alacağız Allah izin verirse. Herhalde. Sinem ablamın en sevdiği marka, kıyafet markası. Kıyafet markası. Şimdi dur. Onun şey gibi yapacağız, hayvan gibi yapacağız. Alabileceği bir marka mı yoksa? Alabileceği bir marka mı? Sever çok mantıklı. Evet, ben çocuğum. Ama Allah. Gerçekten akıllı, zeki çok akıllı, çocuk. Çok akıllı. Ne kadar da annesine benziyor. Ben böyle evet, bir şey görmedim. Sorumuzu cevaplamayı kendine çıkarma pan yani. Ama doğru söylüyorum. Doğru söyle. Sen de aynısını söyleyecektin, o senden önce davrandın. Evet. Ben şerefsizim. Yani sürekli giydiği marka mı? Sanki yoksa alabileceği ya da alabileceği marka olsun. Alabileceği çok şey alabilir. Evet. Söyle ya. Üçe kadar sayıyorum. Evet. 1 2 3 LCY2. Wow. Ben diyecektim kız Zara. Zor aslında Zara. Ya ben öyle marka takıntım yok ki benim. Ya marka takıntısı yok ki. Sen ne düşünüyorsun? Git salı pazarından al onu. Yani ben doğru. O yakışanı seviyor. Kendine yakışanı seviyor. Çok da pazardan alışveriş yapmayı seviyor. Evet. Hele ben. Çok renkli böyle harika var ya. Şeyler var. 10 TL dediği zaman işte 5 TL 5 TL olmaz mı demeye bayılıyorum. 5 tanesi 1 lira abla. Yani ya. Pazarlık. Çok önemli. Evet. Diğer sorumuz. Sinem ablamın soru hiçbir soruya mantıklı bir cevap vermedik. Hiçbir soru doğru cevap vermedik. Doğru cevap vermedik. Ama yaklaştık. Rengi bildik. Bak. Ablamın en sevdiği meyve. Bu da ablam kendisi de biliyor bu soruların cevabını ya. İlk tane soruyabilirsin. O çünkü çok fazla meyve seviyor. Ama ne? Bence var. Ya benim hiç böyle muz en yiyor. Sevdiğim bir şey yok ki. En çok muz seviyor, muz yiyor. Çilek ya. Seviyor. Çilek şeftali seviyor. Mango. Karpuz. Avokado. Yok, Hindistan cevizi. Sinem. Avokado. O meyve mi anne? Evet, meyve. Ne o? Sebze mi o? Avokado meyve olarak geçmiyor. Yani meyve olarak geçmiyor, meyve değil yani. Avokado ne? Ne avokado? Yani sebze mi avokado? Avokado nedir? Şimdi, ne avokado? Avokado ne? Avokado meyve olarak geçebilir ama sonuçta hani ablam onu meyve diye yemiyor, anladın mı? Yiyebilirsin. Ha, yeme şeklinde dolayı aynen. Sebze diye kabul ediyorsun. Ya onu alıp da avda çiğ böyle elma gibi yemiyorsun. Şimdi kafamda artistik yapma. Niye yemeyeceksin? Ay yenebilir, onun salatası da çok güzel oluyor. İşte. Hani ablam avokado elma gibi. Ama tropikal bir meyve değil mi? Evet. Şimdi biz soru neydi? Sevdiğim meyve. Soruya başlamalıyım. En sevdiğin meyve ne Sinem abla? Ben çok da analizi soracaktım. O benim ya. Ne alaka ya üzüm? Siyah üzüm. Anne ben bütün meyveleri yiyorum. Sen bütün yiyebileceğin meyveleri saydın. En sevdiğim ve favorisini soruyorum. Ama içine birini seç. Ben muz dedim, avokado dedim, üzüm dedim. Her şey. Bak çilek dedim değil onların mi? Onların dışında bir şey seçemiyorum. Onların dışında yani. Meyve kalmadı ki. Meyve kalmadı. Ne diyecek daha? Sen bunların içinde en iyi best olanını seç. Karpuz derim ben. Karpuz dedim. Karpuz çok severim. Onun için balkona karpuz ektim bu sene. Armudu kim seviyor? Armudu ben seviyorum. Ha, evet tamam. Çünkü armudun iyisini ne kim yermiş? Armudun iyisini? Söyleyeyim. Ne biliyor musun kim yer? Armudun iyisini kim yer? Anneler. Armudun iyisini kim yer? Aa bunlar atasözleri için anlatıyor. Hiç bilmiyorlar. Bir tek ben anladım bunu şu an. Evet. İnanamıyorum. Soru kötü. At yalanları. İrem, Armut'un iyisini kim yer? Kim yer? Sen bir tahmin yürüt bakalım. Tahmin et bakalım. Hayır. Anneden başka? Paşa. Kim? Paşa var ya. Armut'un iyisini paşa yer. Sultan beğendiği bir tatlı varsa Armut'un iyisini paşa. Sultan beğendi. Hünkar beğendi. Ben tatlı değilim. Ne yapabilirim? Sultan Paşa. Sultan Hünkar'la Paşa. Aynı şey değil mi Hünkar'la Sultan? Aynı şey değil mi ya? Sultan beğendi tatlısı. Sultan bayıldı var. Sultan bayıldı. O imam bayıldı. Yani Hünkar bayıldı. İmam bayıldı oğlum. Kimse yerinde durmuyor, herkes bayılıyor. Sultan, Hünkar beğendi mi? Ay çok beğendim. İmam bayıldı oğlum. Hünkar beğendi. Armud'un iyisini. Hünkar beğendi. Ayılar yer. Evet, atasözüdür bu. Doğru. Anne, ayı mı?
atasözünün ama yani açacak olursak böyle kelimeyi dokundu biraz böyle. Armut mu dokundu? Ayı mı dokundu? Ayı. Ayılar mı? Ayılar. Allah. Çok ayı var etrafta. Anladım. Yani ayı şimdi, ayı. Burada ana ayı mı oluyor? Çocuğum lafı nereyle dinliyorsun? Armut ben oluyorum. Burada. Ne oluyor lan? Ayı mıyım ben? Ha, bak daha hala anlamadım. Çocuk şu anda beyin fırtınası. Beynini şarj oldum. Sen dedin ki ben armudu seviyorum dedim. Ben armudu yiyorum dedin. Armudun iyisi kim yer dedin. Ben de annene hayır armudun iyisi kim yer? Ayılar. Yani armut yesen olduğun için ayı olan sen oluyorsun doğal olarak. Hayır. Ha o öyle. Öyle öyle ama. Kanka arkadaşlar altta yazın ne anladın? Ama şöyle. Sen hiçbir şey anlamadın. Aslında gerçekte armut benim. Ayı olan. Ha armudun iyisi de ayılar yani. Mesela atıyorum güzel bir bayan var. Evet. Güzel bir kadın var. Bayan. Evet. Ama evet. Mesela evet. Tipten dolayı. Evet. Bildiniz. Evet. Sen süper. Ya ben var ya sen harikasın. Ha burada diyor ki. Var ya atasözü var. Hani şey mesela. Yani şey yani. Ahmet alır. Bak şimdi karışım. Ahmet sen anlayana kadar ömrümüze ömür gitti. Hayır diyor ki git armudun ömür. İyisi de ayı yer. Evet. Yani. Ya, ayı. Ayı. Burada kötü erkek oluyor. Evet. Güzel armut da güzel bayan alıyor. Şimdi güzel bayan güzel bayan al ayılar alıyor yani. Evet. Yani kötü, hep kötü erkek de kötü insan. Söyle artık. Ha. Güzel bayanlar kötü erkeklere gidiyor. Aynen. Aynen. Soru benim en sevdiğim meyveydi. Armut'un ise her yere bağladı. Eve her gün armut alıyormuşum ben. Arkadaş şöyle söyleyince ben de buna bir açıklama getirmek zorunda evet, kaldım. Sıktım evet. Kendimi. Armut'u ben severim. Böyle sulu şeftaliyi çok severim mesela. Konuşan ama saptı. Öyle evet, yani. Tamam, Sina abla mı geleceğiz tekrar? Kimse evet bekliyorum. Abi sorulmuş kalmadı ki ya. Evet konu biraz şaştı ama. Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Kapatma daha herkese hoş geldiniz. Herkes aynı kıyafetle annem aynı çayıyla da çayı bitmeden yeni diye girdik. Sen kapat arkadaşlar görüşürüz de. Bugünkü yayınımız burada sona eriyor. Yayın değil bu ya. Ne bu? Video. Ha, bugünkü videomuz bugünlük bu kadar. Daha sonraki günlerde tekrar beraber olacağız inşallah. Hepinizi öpüyorum. İyi akşamlar.